YouCroup soru cevap 2 sanırım. Bugün 24 kişinin YouCroup yani benim hakkımda sorduğu soruları cevaplayacağım. Normalde bu soru cevap 200 bin abone özel olacaktı ama maalesef biraz geciktik. Abone olmayı unutmayın 300 bin abone için. Her 100 bin abonede soru cevap yapacağım. Videoda 5 binden fazla like atarsanız sevinirim. Her neyse like atıp abone olduysanız videoya geçelim. 1 milyon abone olunca ne yapacaksın? Eiffel Kulesi'nde Sandrot. Kanal adı neden YouCroup ve oynamaktan en zevk aldığım Final Fantasy oyunu hangisi? Kanal adının YouCroup olmasıyla alakalı çok kez söyledim soru cevaplarda ama tekrar söyleyeyim. Bu arkadaş bir gün bir yayın izliyor. Bu yayında yayıncı Overno Serap ismindeki bir animeyi izliyor. Ve bu adam da ilk kez anime izlemiş oluyor. İlk animesi de Overno Serap oluyor mantıken. Bu adam bu animeyi çok seviyor. Ana karakterin adı Yu çıkıyor ve onu alıp sonra da random atıyor. Ve bu şekilde YouCroup çıkıyor. Ve oynamaktan en zevk aldığım Final Fantasy oyunu... Hiçbiri. Tarihte kaç tane YouCroup kanalı vardı? 2. Canın sıkıldığında ne yapıyorsun? 3. Hiç içeriksiz kalıp içerik çaldın mı? Tabii ki içeriklerimizi yabancılardan aldığımız zamanlar da oluyor. Fakat bunu çalma olarak değil, esinlenme ya da alıntı olarak kabul edebiliriz. Çünkü biz bunların zaten kaynağını sunuyoruz ve direkt aynı videoyu yapmıyoruz. Asıl olay zaten buradaki eğlence. Sizi eğlendirmek. Ve biz bu videoları yapmasak Türkiye'de hiç kimse yapmıyor. O yüzden ana olay eğlence. Siz sadece eğlencenize bakın. Zaten çoğunlukla alıntı yapılan videolar milyonlarca izleniyor. Bizimkiler 100 bin falan izleniyor yani. Çok da şey alacak bir şey. Siz eğlencenize bakın. The Farkander ile küs müsün? Arkadaşlar, hiçbir Final Fantasy kanalı birbiriyle küs değil. Lütfen bunu anlayın. Sence Minecraft'ın geleceği nasıl? Bu konu hakkında aslında özel video çekeyim. Bu arada gözüm niye kısık diye sorarsanız çok uykum. Minecraft'ın geleceği hakkında bir video çekecektim. Hala çekebilirim. Sırf bu olay için konuşmak amacıyla. Minecraft kral tacını şu anda taşısa da bu krallık GTA 6'nın çıkışına kadar devam edecek. GTA 6 çıktığında ortada ne Minecraft kalacak... Ne de Find It Fades, ne de Puppy Playtime. Çünkü GTA 6'nın çıkışı piyasayı sallayacak GTA 5'in çıktığı gibi. Minecraft bu noktada iyi bir hamle yaparsa kendini kurtarabilir. Ama iyi bir hamle yapmazsa siz anlayabilirsiniz GTA 6 çıktığında. En sevdiğin yayıncı. Neden bir YouTube kanalı açmak istedin? Benim YouTube kanallarımı açmamdaki temel amaç şuydu. Ünlü olmak. Abonem çoğaldıkça bu fikir, bu düşünce yapısı daha da değişti. Yani video yüklemek hobi bir yandan. Çünkü yani içerik üretmek, video montajlamak sevdiğim bir hobim olduğu için neden bunları YouTube'a atmayayım değil mi? Elinde 3 app var. Biri sınırsız para, biri 1000 IQ, biri 100 milyon abone. Hangisini seçerdin? Demek elimde 3 tane app var. Birisi sınırsız para, biri 1000 IQ, biri de 100 milyon abone. Artık hepsine sahibim. Sevgilin var mı? İlk videomda kullandığım mikrofon nedir? YouTube'a yeni başlayan için çok iyi mikrofon ama kesinlikle önermiyorum. BM800. Beni çok idare etti aslında mikrofon kalitesi olarak çok iyi ama bir süre sonra cızırtı yapıyor. Ama bu onun tarzından tarzına değişiyor sanırım. Ama merak ediyorsanız BM800. Sen kimsin? Asıl sen kimsin lan? Hoşlandığın biri var mı? Katıl butonu açılacak mı? Muhtemelen ekonomi düzelene kadar hayır açmayacağım. Hiç eleştiri kanalı açmak ya da eleştiri yapmak istedin mi? Evet aslında eleştiri konsepti önceki kanallarımı denediğim bir konsepti. Fakat şu anda olsa istemem ama bazen esiyor kafama öyle şeyler. Tabii ki bu kanalda hiçbir şekilde eleştiri videosu göremezsiniz. Ama zamanında dediğim gibi eleştiri yapmak istedim, eleştiri kanalı yapmak açmak istedim. Fakat yani şu anki eleştiri kanalını ben tarzını sevmiyorum. O yüzden de şu anda yapmak istemiyorum. Çünkü sevmediğim birini eleştiri yapmak ona eleştirmek değil aslında gömmek bir yandan. Çünkü mesela X kişisi beni sevmiyorsa ve beni eleştiriyorsa beni sevmediği için daha ağır davranır. Sürekli kötü yanımı gösterir. Yani şu anki eleştiri kanalında bence ortak sorunu bu. Eğer bir kişi eleştiriyorsanız kötü yanını vurguladığınız kadar iyi yanını da vurgulayın adamın. Gömme videosu değil de eleştiri videosu olsun bu. O yüzden eleştiri içeriğine şu anda hoş bakmıyorum. En iyi olduğun ders hangi ders? İngilizce dersi. Kesinlikle İngilizce dersi ve İngilizce dersindeki hocamız da bayağı iyiydi.
O yüzden İngilizce dersi favori. Kanal ismini değişir mi yoksa sonuna kadar YouCorp mu? Hayır, YouCorp ismi değişmeyecek. Çünkü beni YouCorp olarak tanıdınız. Yani bir anda ismim değişmez. Kesinlikle değişmez. Hagiwag yapabilirim ama ismim ileride. Söylediğim gibi siz YouCorp'u nasıl tanıyorsanız YouCorp da öyle size gelecek. Yani YouCorp ismi değişmeyecek. Ama bir ara düşünüyordum acaba YouCorp'un yazılımı gibi mi yazsaydı. İnsanlar bana özel video yapsa bile YouCorp yazıyor. Yani YKRP çok mu zor? Toksik FNAF fanları hakkında ne düşünüyorsun? Yani özellikle TikTok'ta belli oluyor bu toksik FNAF fanları. Ve gerçekten çocuklar. Yani çocuktan kastımı siz anlamışsınızdır. Olgun insanlar çoğunlukla anlamıştır benim çocuktan kastımı. Çünkü eğer olgunsanız, yaptığınız davranışları biliyorsanız, ona göre davranıyorsanız, eğer ki olgunluğun ne olduğunu biliyorsanız zaten yaşın bir önemi yok. Yani FNAF fanlarının yaşının kitlesinin biraz daha düşük olmasıyla hakkında konuşuyorum. FNAF fanı olan adam 13 yaşında da olsa, 12 yaşında da olsa, olgunluk seviyesini geçtiyse o adam benim gözümde 20-30 yaşındaki adamla bir. Ama toksik FNAF fanlarının toksik kısmına bakarsak, özellikle TikTok'ta çok belli oluyor bunlar, oyunu çok ciddiye alıyorlar. Benim kendi düşüncem bu. Cidden oyunu çok ciddiye alıyorlar. Bir oyunu bu kadar ciddiye almayı ben çok garip buluyorum. Sonuçta bu bir oyun yani. Gerçek değil burada yaşananlar. Shipler, fanartlar, cartlar, cutlar bu önemli değil. Ama dünyadan bir şey kaldır derlerse kesinlikle bu fanları kaldır. Yani dediğim gibi oyunu cidden çok ciddiye alıyorlar. Adam bildiğin hayatı gibi savunuyor ya, makale yazıyor. Tamam kanka, FNAF'cı sensin ya, FNAF'cı sensin kanka ya. Yani söyleyeceğim şeyler bu kadar. Sadece oyunu çok ciddiye alıyorlar. Gerçek hayata dönmeleri lazım. Biraz olgunlaşmaları lazım yani. Ekipmanlarını söyler misin? Mikrofon, klavye, monitör ve benzeri. Mikrofon HyperX. Kendisi gayet güzel bir mikrofon. Öneririm. Biraz pahalı ama. Klavye James Bond neydi lan? James Donkey 619 bilmem ne işte bu klavye. Kendisi bronze switch bir klavye. Dinleteyim hemen. Yeterli ASMR'i dinlediğinizi düşünüyorum. Monitörüme gelirsek biri Flatron V22 Flatron V2234S, diğeri de SYNC Master 2230. Evet. İyi monitörler değiller, haberiniz olsun. Almayın. YouTube'da hangi kanallara abonesin? Bu aslında gelenek oldu soru cevap videolarında. Her zaman bu soru sorulduğunda abonelik listem aşağı doğru iner. Ne yapacağız? Tabii ki de öyle yapacağız. Kitlen hakkında ne düşünüyorsun? Yani bu konuda ne diyebilirim ki? 10 yaşındaki çocuk da izlese, 8 yaşındaki çocuk da izlese, 20 yaşındaki adam da, abi de izlese benim için bir önemi yok. Çünkü yani kitlenin küçük olması bir şey değiştirmiyor. Sonuçta seni izleyen adam senin için izliyor seni. Buna göre kimse yargılayamazsın ki yani. Kitlen çocuk diyen adam da çocuk. Asıl olay beni sevdikleri için izlemesi yani. Benim için öyle bir şart koşul yok. Diğeri zamanda her kitle toksik olabiliyor ve bunu biz seçmiyoruz. Yani biz kendimiz seçmiyoruz. FNAF kitap evrenini seviyor musun? Hayır. Bence çok gereksiz. Lan ne diyorsun lan? Lan nasıl dersin lan onu sen? Bence FNAF FNAF gibi kalmalı. Öyle saçma sapan kitap mitap. Dediğim gibi bence FNAF FNAF gibi kalmalı. Yani FNAF kitaplarının çıkması sadece uzatmak. FNAF deyince aklınıza geliyor. Ayı geliyor değil mi? Yanında Bonnie geliyor. Chica geliyor. Foxy geliyor. Animatronikler geliyor. Ama yarasık gibi şöyle ne gerek var buna, anladın mı? Zevkler ve renkler yani. Buna hiçbir kimse bir şey diyemez. Ben sevmem. Biri sever. Biri sevmez. Biri sever. Yani zevkler ve renkler tartışılamaz. Ses ve video editi için hangi uygulamaları kullanıyorsun? Ses kaydını Audacity'den alıyorum. Bayağı eski program. Ya videoyu çekeceğim zaman, yani oyun videosu olur başka bir şey olur çekeceğim zaman, ya OBS'i kullanıyorum yayın açarken de aynı, ya da GeForce Experience'ın bir kaydetme programı var otomatikken, onu da kullanabiliyorum bazen. Sponsor değil ama Nvidia sponsor olabilirsin, reklamını yapar. Video editine gelirsek de Premiere'i kullanıyorum. Eskiden ben Camtasia'yı kullanıyordum. Camtasia ile geliştim. Camtasia'yı ezberleyenlerdenimdir ama unuttum tabii ki. Ondan sonra Filmora'ya geçtim. Filmora'dan artık dedim ki abi herkes Premiere kullanıyor, artık ben de Premiere kullanayım. Tabii Premiere kullanmayıp Camtasia kullanan kişiler de var. Yanlış hatırlamıyorsam SDA var. Valorant kanalı biliyorsunuzdur. Camtasia çok temel ve küçük bir program olmasına rağmen yine iyi iş başarılabiliyor her programda. Ama ne kadar kaliteli olur? Premiere kadar. O yüzden video editinde Premiere'den yapıyorum. Thumbnail'ları da Photoshop'tan yapıyorum. Haberiniz olsun. YouCorp soru cevap bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. YouCorp soru cevap videosunu bitirmeden önce birkaç duyuru geçeceğim çünkü önemli. Bu videodan sonrası önceki videolar gibi olmayacak. Yaz saatindeki her gün atılan videolar, 2 günde bir atılan videolar, 3 günde bir video atılan, her gün düzenli atılan videolar, bunlar sizin için araya
yemekti. Okul açıldı ve her gün video atamayacağım mantıken bu soracağı videosundan sonra gelecek videolar. Tamamen uğraşılmış ve kaliteli şeyler olacak. O yüzden kendinizi hazır edin. Ve uyarmadı demeyin. Örnek olarak TETO videosunu verebilirim. Yeni ve kaliteli YouTube videolarını beklemede kalın. Ve hoşça kalın. Ben spoiler verdim. Hadi bay bay.